Selin! Selin, iyi misin? Demir'le miydin? Evet, benimleydi. Herkes çok merak etti. Azmiye'ye yürüyüş yapacağız demiştiniz ama hava karardı. Ya siz gelmeyince bir şey olduğunu... İyiyiz. Bir şey olduğu yok. Dönüş yolunu kaybettik sadece. İyi ki buldum o zaman. Selin, iyi misin? İyiyim Burak. Azmiye otel görevlilerine ormanın içindeki bekçi kulübesine araba yollamalarını söyler misin? Teşekkürler. Bir şey mi oldu güzelim? Sabaha karşı ortadan kaybolmuşsun. Telefonu da bırakmışsın. Hepimiz çok merak ettik. Ben biraz dolaşmak istemiştim. Sonra Demir... Demir Bey'le karşılaştık. Sonra da biz... kaybolduk. Burak Selin'le Demir Bey'i bulmuş. Ne demek bulmuş? Kayıp mı olmuşlar? Yani ben öyle dolaşacağız dediler diye yakınlardalar sandım. Aynen, ben de. Ay, kaybolup bir bekçi kulübesine girmişler. Ormanın içinde yalnız ve küçücük bir kulübe. Ay, Burak'a bakar mısın yalnız? Ya bu saate kadar Selin'i aramış. Vallahi bravo yani. O karanlıkta ormanda kim bilir neler vardır canım. Ben hayatta giremezdim. Burak çok cesurmuş. Yalnız bayağı kahraman şu an gözümde Burak. Yani koca ormanı altın üstüne getirmiş ve Selin'i bulmuş. Selin'i ve Demir Bey'i tatlım. Nasıl döneceklermiş peki? Otelden araç gönderdiler. Alıp buraya getirecekler. Tamam, ben kapıda bekleyeceğim. Ya aynen, ben de. Görüşürüz tatlım. Niye aramadınız? Yani tamam, sen telefonu unutmuşsun da... Demir, sen niye aramadın? Daha önce bulurdum sizi. Demir Bey'in telefonu suya düştü. Çalışmıyordu. O yüzden arayamadık. Öyle mi? Geldiniz mi? Ateş yanıyor hala. Söndürmemiz gerekmiyor mu? Evet. Böyle bırakamayız. Etrafa sıçrarsa her yer yanar. Ben söndürürüm. Söndür o zaman. Tamam. Tamam, teşekkürler. Gelmişler. Yola doğru yürüyeceğiz. Tamam. Geliyorum ben. Az kaldı, ileride görünüyor yol. Burak Bey. Evet, benim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
Boncuk. Hı. Merve, boğuluyorum bırak. Merve. Hı. Kızım, nasıl kayboldunuz ya? Ya süpersin Burak sen. Süpermen o ya. Tamam canım, abartmayın. Aradım buldum işte. İyiyiz biz. Demir Bey, size de geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Demir, çok korktum seni bulamayınca. İyiyim, merak etme. Bu kız çok sarsak Demir ya. Onun yüzünden resmen ormanda kayboluyordun. İyiyim dedim ya Lara. Merak etme. Tamam. Şimdi çok daha iyi olacaksın. Çünkü ben sana iyi bakacağım. Hadi gir bir duş al. Ben mutfağı arıyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Gerçekten çok çok teşekkür ederim ilgilendiğin için ama çok yorgunum. Yani sadece bir duş alıp uyusam yeter. Peki. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Yani başkası olsa neyse de sen yani Selin. Ya sen onu bunu boş ver de. Ya Burak'ın senin için yaptığını kaç erkek yapar acaba ya? Adam gece çökene kadar seni aramış ormanda. Niye yaptı anlamadım ben bunu. Ben söylemiştim halbuki ortada bir sorun yok diye. Aa, nasıl bir sorun yok Hazmiye ya? Kaybolmuşlar. Ya Burak onları bulana kadar artık kurtlar mı saldırırdı? Açlıktan birbirlerini mi yerlerdi kim bilir? Aman aman. Ay kızlar, ben acayip yorulmuşum. Bir duş alıp yatsam size ayıp olmaz değil mi? Yok yok, haklısın sen. Yat dinlen tamam mı? Hadi iyi geceler kuzum. Gel. Ay, ay kızlar. Ne oldu? Bir şey oluyor çok net. Hatta olmuş bile olabilir. Ne olmuş? Yoksa döndüler mi? Anlat Azmiye, anlat. Ay döndüler, döndüler. Hem de nasıl döndüler? Anlat, anlat. Geçin bakayım şöyle. Ay, ne oldu? Olmadım. Bir şey arıyorsun gibi geliyor çünkü. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Herkese afiyet olsun. Herkesin valizleri, araçları yüklendi mi Azmiye Hanım? Yüklendi Demir Bey. Kahvaltıdan sonra yola çıkmak için hazırız. Güzel. Merve Hanım. Burada değil şu an, ne oldu? Bora Bey burada mı? Benim, buyurun. Eşinizin cüzdanı odada kalmış. İşim yok. Bir yanlışlık vardır onda ya. İşim yok çünkü benim eşim yok yani. Merve Mutlu Durul eşiniz değil mi? Yok değil. Ne oluyor burada? Aa Merve, siz evlendiniz mi? Ay çok şeker ya. Tebrik ederim. Arkadaşlar kahvaltı faslı bittiyse araçları daha fazla bekletmeyelim. Demir Bey. Biz size söyleyecektik.
Ama söylemediniz Bora Bey. Emir Bey. Siz bir şey söylemeden önce bir dakika konuşabilir miyiz? Dönünce konuşuruz. Şimdi ağzımızın tadı kaçmasın. Arkadaşlar bu şirketin kuralları belliydi. Ama böyle şeyler yaşanacağını bilseydim... kuralların arasına yalan söylenmemesi ve şirket arasında sır saklanmaması gerektiği kurallarını da eklerdim. Bir tercih yapılmış. Peki. Hayırlı olsun. Ama bunun sonuçları olacak. Kararımı İstanbul'a dönünce vereceğim. Herkese iyi yolculuklar. Sen niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Tamam, şirkete bir yasak koymuş, sonuçlarını söylemiş. Ama illa herkes bu yasağa uyacak diye bir kural yok ki. E insanlar sonuçlarını göze almış, gidip evlenmişler. Sorun yasağı delmeleri değil Alala. Sorun bunu... Arkandan iş çevirmeleri mi? Yoksa diğerlerinin evlilik haberine senin kadar şaşırmamış olması mı? Bahse girerim ama masadaki çoğu insan zaten biliyordu. Bu konuyu konuşmasak olur mu? Benim biraz düşünmem lazım da. Tamam. Düşün zaten. Yani verdiğin karar sadece Merve ile Bora'yı ilgilendirmeyecek. Şirketteki insanların sana nasıl davranacağıyla ilgili de bir emsal oluşturacak. Eşyalarınızı bırakın. Ben hemen kahvelerinizi yapıp getiriyorum. Oh. Ben hemen sandviçleri falan hazırlayayım Ayda kızım. Ay iyi olur Leyla Hanım, sağ olun. Selin, sen de bize yardım et. Hadi canım. İyi, ben geliyorum zaten şimdi. Sen havalandırmayı falan aç. Hadi kızım. O zaman ben sana yardım edeyim. Selin'cim, biz hiçbir şey anlamadık. Demir'in senin patronun olduğunu da söylemedin bize. Aşk yasağı falan. Ay bilseydik ona göre davranırdık. Sizinle bir ilgisi yok ki durumun. Olur mu canım? Bilseydik bu kuralın ne kadar saçma olduğunu anlatırdık. Aşk yok ne demek? Aşkın önünde kim durabilmiş? Yani şimdi bu çocuklar sırf evlendi diye işten mi çıkaracak? Bilmiyorum. Sanmıyorum. Yok. Of bilmiyorum. Ben bir elimi yüzümü yıkayıp geleceğim. Azmiyeciğim, sen Demir'le Selin'in arasında bir şeyler oluyor çok net diye söylemedin mi? Aa, söyledim evet. E o zaman yasak kalkar. Tabii ki şekerim. Tamam Demir Bey prensipli adamdır, kuralcıdır falan filan ama... sonuçta kendine de yasak koyacak hali yok herhalde. Doğru. Giderken çok bozulmuştu. İnşallah bu çocuklara kızıp Selin'le kendi başını yakmaz. Ay sus sus. Yani Demir şimdi prensip mi aşk mı arasında tercihini yapacak ha? Ay. Hadi birlikte kahvaltı yapalım. Sabah boğazına dizildi her şey. Hiçbir şey yiyemedin. Gerek yok.
Eve gitsem daha iyi olacak. Emin misin? Bak harika pankek yapan bir yer biliyorum. 10 dakikaya getirirler. Belki başka zaman. Kafanı toplamak için eve gideceksin ama evde de huzur yok ki. Yalnız kalamayacaksın. Selim bir ton kafanı şişirecek. Biz evdeyken şirket konularını konuşmayız. Ama bu mesele arkadaşlarıyla ilgili. Onları affetmen için her şeyi deneyecek. Duygu sömürüsü yapacak. Alttan alta dolduracak seni. Bak, bence sen bugün eve gitme. Ben de kal. Yok, hiç gerek yok gerçekten. Zahmet vermeyeyim. Hem sen de dinlenmiş olursun. Sonra görüşürüz. İyi peki. Sen bilirsin. Ben bir ara şirkete uğrarım. Git tabii. Selin iyice sinirlerini bozsun daha öyle gel. Benim işime gelir. Ne olacak şimdi? Duydunuz. Demir Bey'in karar vermesini bekleyeceğiz. Aslında iyi oldu. Yani bu şekilde ortaya çıkması biraz ters oldu tabii ama... Demir en azından ani bir karar vermedi. Yani sakin kafayla enine boyuna düşünmek istedi. Bu iyi bir şey. Değil mi? Yani iyi oldu. İşte düşününce bu kuralı kaldırması gerektiğini görecek. Yani görür herhalde. Görmesi lazım. Ya zaten ben birkaç arkadaşımla konuşmuştum iş değiştireceğim diye. Belki oradan bir şeyler çıkar. Hı hı. Ben de birkaç yere CV bıraktım. Bakalım. İkiniz de gitmeye hazırsınız yani. Yani hangimiz iş bulursak o gidecek. Tabii biz öyle düşünüyoruz ama o kadar yalan söyledik. Yani Demir Bey ibret olsun diye ikimizi de gönderebilir. Neden Demir'in ne karar vereceğini biliyormuş gibi davranıyorsunuz? Ya belki de kaldıracak o yasağı. Sonuçta o şirkette tek duygusal ilişki ikiniz arasındaki olmayabilir. Herkesim işten çıkaracak. Evet aslında. Burak da tam sana doğru adım atmaya başlamıştı. Yani tam aranızda bir şeyler olacak derken... Burak mı? Ya arkadaşlar bakın öyle bir şey yok. Allah aşkına bir durun ya. Bak ortalık zaten karışık. Bir sakin olmamız lazım. İbo haklı. O gün Demir Bey kural belli deyip kalkıp gitmedi masaba. Belki de gelecek aşk yasağını kaldırıyorum diyecek. Kağıdı yırtıp atacak. Bilmiyoruz ki. Selin. Çok tatlısın gerçekten. Ya şu iflah olmaz pozitifliğin çok iyi geliyor insana. Hani Demir Bey'in yüzündeki ifadeyi görmemişiz gibi inanacağız neredeyse. Evet tamam. Biraz bozuldu. Ama Demir Bey'i tanımıyorsunuz siz. Onun böyle dışarıya gösterdiğinden daha yumuşak bir kalbi var. Sevgiyi, sevmeyi anlayacaktır. Ya sizin aranızdaki sevgiyi de anlayacaktır. Ya tamam da Selin'cim anlamakla kabul etmek aynı şey değil ki ya. Tamam belki bizim aramızdaki hissiyatı anlayacak ama yani kuralından vazgeçecek mi? Hem en önemli kuralından taviz verirse insanlar diğer kurallarından da taviz verebileceğini düşünecekler. Haklı olarak asla böyle bir şey istemez ki. Yapraklara bir daha dokunmayacaksın, tamam mı? Anlaşıldı mı? He? Oo, Demir Bey, Demir Bey. Hoş geldiniz. Nasıl geçti tatil? Ne oldu, yoruldun mu? Bir Paris, bir Sayfiye. Ne oluyor oğlum, ne bu surat? Demir? Ya Azmiye, sen bugün ofisi mi açsan acaba? Bir uğrarız belki. Ay ne yapacağız ofisi? Boncuğum, Demir Bey gelin demedi ki. Ya hiç uzatmasak mı Bora? Hani gitsek, masamızı toplasak, elimizde kalan son işleri de raporlayıp... istifa kağıtlarımızı Demir Bey'in masasına bırakıp çıksak işte. Yani ben çok gerildim artık. Ya çocuk gibi özür dileyemeyeceğim Demir Bey'den. Ya Merve bir dur. Niye böyle yapıyorsun? Ya tamam. İşten atarsa atsın. Ama yani böyle de ne bileyim.
Sanki Demir Bey'in yüzüne bakamayacak bir şey yapmışsınız gibi. Yani şirketi dolandırmadınız ya sonuçta. Öyle değil mi? Ha? Burak. İyi de Demir'e söylenen kaçıncı yalan bu? Ya Bora, Merve, sizi de anlıyorum. Haklısınız ama... Ya, bir de Demir tarafından bakınca... Güvendiği herkes ona yalan söylüyor sürekli. Biri bitiyor, biri başlıyor. Güven birlikte inşa edilir Selin. Ben Artemim'in başındayken Merve ile buraya güvendim. Onlar da ilişkilerin işi etkilemesine izin vermediler. Demir Bey bu fırsatı onlara vermedi. Biz ona da bir fırsat vermedik. Daha bir yalanı yeni affetmişken yenisini öğrenmesi çok kötü oldu. Neyi affetmişti ki? Merve yerine saraya gittiğimi öğrendi. Tabii. Oradan da kırmıştır zaten notumu. Üstüne bir de evlilik gelince... Ya belli işte her şey. Ya Demir Bey haklı aslında abi. Yani ben olsam ben de bizde çalışmam ya. Tuttu bize bir seçenek sundu. Biz ona yalan söylemeyi tercih ettik. Hep birlikte söyledik o yalanları. Bizim de bildiğimizi anladı. Aynen. Yani bu işin içinde birlikteyiz. Ya ne yapalım canım? Ucunda ölüm yok ya. Ya hadi artık birazcık canlanın ne olur. Ha? Ha? Selin. Ye şunu. Ben de yiyorum bak. Böyle şey mi? Var ben. Ay hadi tatlım ye. Aa. Ya çok güzel olmuş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Benim üçüncü. Merve ile Bora evlendi. Sen şimdi iki çalışanın evlendi diye mi bu haldesin? Ya bu yüzden mi dünya başına yıkılmış gibi davranıyorsun yani? Anlamıyorsun Vedat. Ya o masada bu habere şaşıran bir tek ben vardım neredeyse. Biliyormuş. Selin mi? Biliyormuş. Sürekli benden bir şeyler saklayarak, sürekli bana yalan söyleyerek nasıl olacak? Çok pardon da ne nasıl olacak? Demir'im ya. Kendi mutluluğunun önüne kendi koyduğun kuralları çıkarmayacaksın değil mi? O kadar kolay değil işte Vedat'ım. Sen niye boşandın Ayfer'den? Ha? Neden yürümedin? Hatırlıyor musun o dönem bana neler anlattığını? Beni en son aradığında artık neye inanacağımı şaşırdım demiştin. Oğlum. Şimdi konu benim yaşadıklarım değil. Kimse kendini benim yerime koymuyor. Tamam. Tamam, Selin empati kurulması çok daha kolay biri. Ya tamam da arkadaş beni anlamaya çalışmak da bu kadar zor olamaz. Basit yalanlar değil bunlar Vedat. Bir insanın gözünün içine baka baka yalan söylemek herhangi bir konuda. Ya bu kadar kolaysa eğer... Nereden biliyorsun ya bu kadar kolay? Belki de değil. Belki de kıvranıyor kız sana doğruları söyleyemediği için. Bir tarafta arkadaşlarının sırrı, bir tarafta sana yalan söylemenin ağırlığı. Ne yapsın ya bu kız? Ne yapacak? Yapacağını yapmış işte. Arkadaşlarının tarafını seçmiş. Yine bana yalan söylemeyi seçmiş. Nerede şimdi Selin? Ne bileyim nerede. Kahve yapacağım ben, istiyor musun? Olur. Ekipçe hep birlikte bana gidelim. Yani bu gece ben de kalıp böyle bir kafamızı dağıtırız. Bu konu üstünde de durmayız. Yarın artık hep birlikte iş yerine gideriz. Yani bir ekip olarak yan yana. Ne olacaksa da artık hep birlikte göreceğiz. Ha? Süper fikir. E hadi o zaman. Hadi. Hadi biz geçirelim sizi. Hadi bakalım. Ayda. Benim eve uğramam lazım. Belki sonra gelirim yanınıza. Ama... Eğer Demir'le konuşursam, neler hissettiğini anlarsam... Yok arkadaşım, yok. Bak şimdi Demir Bey, Bora ve Merve'den bilenip sana ters bir şey söyler, sen de gitmeye kalkarsın. Ya herkes gidecek, ben Artemim'de tek başıma mı kalacağım? Ay yok, olmaz öyle şey. Bak yarın hep birlikte Demir Bey'in ne hissettiğini anlarız. Tamam. Hadi bak, kapıda bekliyorum. Selin. Hı. Güzelim. Bak çok üzgünsün biliyorum ama... Bu durumun senin hayatına sıçramasına izin verme. Bak Merve ile Bora'ya. Bir karar alırken kimler etkilenir diye düşündüler mi? Hı, düşünmediler. Neden? Aşıklar çünkü.
Sizin mevzunuz başka. Başkalarının derdi bunun önüne geçmemeli. Haksız mıyım? Hı? Bırak Demir Bey'i. Sal bugün. Bir sinirleri yatışsın. Sonra bakarsınız duruma. Tamam mı tatlım? Yani tamam. Tamam. Kalk hadi, gidiyoruz. Hiçbir yere gidemem Vedat. Burada da kalamazsın. Şu ruh halindeyken bırakmam seni evde. Selin'le konuşmam lazım. Şimdi gelir de beni bulamazsın, yanlış şeyler düşünür. Kim bilir kafasında neler kurar. Daha beter çıkmaza gireriz. O yüzden ben burada Selin'i bekleyeceğim. Demir'im, ben seni çok iyi tanıyorum kardeşim. Sen bu sinirle, bu hayal kırıklığıyla çok makul bir konuşma falan yapamazsın. Oğlum babanı ara dedim diye çiçeği söktün ya saksısından. O başka meseleydi Vedat. Demir'im, senin kırgınlıklarının kökü çok derinlere iniyor. Kalbinin en karanlık yerlerine iniveriyorsun. Şimdi oradan bir şeyler taşmaya başlarsa durduramazsın. Bugüne kadar seni kırıp döken ne varsa hepsinin toplamıyla tepki vereceksin kıza. Olmaz. Ben Selin'i bilerek asla incitmem Vedat. Oğlum, zaten önemli olan bilmeden de incitmemek. Hadi ya, az biraz Vedat sözü dinle artık ya. Hadi kalk. Sakinleşince konuşursun. Hadi. Demir, hadi. Başladı. Dilim Hanım'ın en sevdiği şey? Pırıltı, ışıltı, dekorasyon. Patron. İki sene önce hastaneye niye yatmıştın da? Kaba kulak. Aa, ben bilmiyordum. Ben de. Geçen sene tatilat için gittiğimiz evde ne vardı? Küf. Bravo. Hmm. Lisedeki köpeğinin adı. Salsa. Ya neler biliyorsunuz abi? Şunlara bak ya. Nasıl iyi tanıyorlar birbirlerini. Bir de inkar ediyor ya. Adamın lisedeki köpeğinin adını biliyor. Yer miyiz biz? Süre geçiyor. Hadi Selin. Eskiden olduğum şey. Çocuk mu? Süre bitti. Bu sonuçlara göre kartlarınızı alayım. Oho. Kazanan Burak ve Selin. Ha, bu arada benim bilemediğim kelime neydi? Dürüst. Yesene oğlum, senin için yaptım. Sağ ol Vedat'ım. Yerim ben. Kurtulmaya çalışma o düşüncelerden. Bu aşk yasağını perçinleyince elinde bir tek onlar kalacak. Evde misin?
yaptı. Bu gece konuşmak yok. Biraz aklın başına gelsin sonra. E hadi ye demirim ya, şunu soğutma, sen en sevmediğin şey. Vedat ya, hiç tadım yok. Şu an bütün bu sessizliğin içinde dünyada sadece ikimiz varmışız gibi. Öyle mi? Bu dünyada bir ev var ve o evi ikimiz aldık. Bu evin ev sahipleri var. İnsanı yer bitirirler. Artemim diye bir şirket var. Herkes kendi aleminde. Bir de patronun saçma kuralları var. Yok. Şu an hiçbiri yok. Diğer insanlar da, kurallar da yok. Dünya sadece buradan ibaret. Ve sadece ikimiz varız. Evde misin? Değilim. Sen de değilsin galiba sorduğuna göre. Değilim. Eve dönecek misin? Ben aslında dönmek istiyorum ama kızlar bu gece... Gel seni. Geliyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. İyi geceler. Hani ben de kalacaktık. Ya evet, plan yapmıştık. Hem zaten bavulum da Ayda'da kaldı. Ya ben çok üzgünüm ama benim hemen eve gitmem lazım. Ayda, bavulumu senden sonra alırım, olur mu? Ben seni bırakırım. Ben bırakırım. Sen Bora ile Merve'yi Ayda'ya bırakırsın burada. Hadi görüşürüz. Sonra ararım. Ne oluyor buna be? Burak senin yanında istemiyor. Ne alaka ya? Ne bileyim. Hoşlanmıyorum, güvenmiyorum falan dedi. Selin, tartışmayın. Yok ya, sadece konuşacağız. Zaten telefonda sesi sakin geliyordu. Bir şey olmaz. Selin'cim, ben seni biliyorum. Zaten çabuk parlayan bir tipsin. Celallenirsin, yapma işte öyle. Ya İbo, beni germesene ya. Zaten kafam çok karışık. Ben heyecanlı mıyım? Korkuyor muyum? Ya ben neden böyle oldum ya? Çünkü ona değer veriyorsun. Ve çok kırıcı bir şey yaptın. Ay sağ ol İbo. Çok iyi moral verdin. Bak, Demir'i anlamaya çalış. Adama yalan söyleyip duruyorsunuz. Ya, sinirlenmesi çok normal. Gerilirseniz tırmandırma o gerginliği. Yok ya. Ne tırmandıracağım?
yatıştırıcı tarafı ol Selin. Sinirini senden çıkartmasını istemiyorsan alttan al. Tamam. Alttan alacağım. Abartırsa da ara, hemen gelir alırım seni. Ne? İbo, iyi ki varsın. Çocuklarım yetmedi, bir de benimle uğraşıyorsun. Vallahi seninle tanıştıktan sonra başka seçeneği kalmıyor insanın. Yani herkesi dahil ediyorsun kendi hayatına. Demir'i düşünemiyorum bile. Yalnız Demir gelip benim hayatıma dahil oldu. İyi işte, dengenizi bulmuşsunuz. Hadi, birbirinizi üzmeden. Tamam mı? Tamam. Günün nasıl geçti? Şirkette bir kız var. Hiç laf dinlemiyor. Öyle mi? Hı hı. Ne yapıyor? Yalan söylüyor. Sürekli. Bir şeyleri saklıyor. Başkalarının yalanlarına ortak oluyor. Kronik bir hal almış bu durum. Akıllı. Zeki bir kız. Çok da güzel. Her şeyiyle insanı büyülüyor. Ama dediğim gibi, yalan söylüyor. Peki sordun mu? Neden saklıyormuş senden bir şeyleri? Sorsam hep bir bahanesi var. Bahanesi değil, nedenleri var. Yaptıklarını değiştirmiyor ama. Peki çok mu kötü yaptıkları? Bir düşünelim. Önce şirketin en büyük müşterisiyle olan ilişkilerimizi birbirine kattı. Dedim ki karışmayın, ben halledeceğim. Sağ olsun tamam dedi. Ben her şeyi çözdüğümü düşünüp müşterimin ofisine gittiğimde bir baktım koridorda. Yerlerde debeleniyor. Ya affedersin, sen böyle anlatınca komik geldi. Ama o kızın yerinde olmak istemezdim. Olma zaten. Dünyanın en inatçı kızı. Tutuşturmuşlar elini bir zarf. Ne olduğu belli değil. Aç şu zarfı diyorum. Yok. Nuh diyor, peygamber demiyor. Bu kız salağın önüne gideni o zaman. Açıp baksana zarfı, değil mi? Böyle kimseye güvenmeyen, her lafın, her hareketin arkasında bir şey arayan, kalbini öyle herkese açmayan bir Selin öz, değil mi? O kadar da abartmasın tabii de. Sadece biraz daha dikkatli olması yeterliydi. Yani bu kız aslında fena değil. Olduğu haliyle, değil mi? İşte ben de tam öyle diyorum. Sonra bir bakmışım, en yakın dostuma bir başkasıymış gibi numara yapmış. Niye öyle yapmış ya? Aklından zor mu varmış? Öyle bir kız işte. Değişik. Nerede ne yapacağını kestiremiyorsun ki. Güvenmek istiyorum. Sonra bir şey oluyor. Güvenemeyeceğimi anlıyorum. Çünkü her seferinde arkadaşlarını tercih ediyor. Doğru olanı, yapmaya söz verdiğini ya da beni değil.
karşılaştırma biraz ağır oldu yalnız. Arkadaşları şirketteki en önemli kuralı ihlal edip patrondan saklıyor. Ya bizimki de gidin söyleyin arkadaşlar demek yerine onların yalanlarına ortak oluyor. Sen olsan ne yaparsın? Böyle bir insana güvenebilir misin? Tanıyorsam güvenirim. Ben senin kadar kolay güvenemiyorum ama. Pek de iyi bir fikir değil. Hadi Demir uzan, hadi. Ne? Ya ama uzunsun ya sen de. Kaldır. Ah. Sen olsaydın ne yapardın dedin ya. Seni anlamaya çalışacağım. Evet. Birkaç sorum var. Bir. Bu şirkette seni sinir eden kız var ya. Evet. Onu görünce ne kadar sinirleniyorsun? Birden yediye kadar puanla. Sekiz. Gerçekten mi? Peki bu kız sence kötü niyetli biri mi? Yani ne kadar kötü niyetli? Birden yediye kadar puanla. Sıfır. Peki bu kız sence seni gerçekten üzmek istemiş olabilir mi? Bilmiyorum. Sence? Yani tamam bu anlattıkların bayağı kötü ama sanmam. Seni üzmek istememiştir. Ama bu yaptıklarının sonucunda... Ha bak o var. Doğru. Dur. Şimdi daha öncesinde benim yalan konusunda ne kadar hassas olduğumu biliyordu. Bildiği halde söyledi. O zaman geriye ne kalıyor? İki seçenek. Bir, kasıtlı olarak canımı yaktı. İki, canımın yanmasını umursamadı. Yok. Senin canının yanmasını asla, asla ama asla istememiştir. Bundan eminim. E ne o zaman? Sen söyle. Niye sürekli yalan söyleyip duruyor? Ya uf, burada seninle ilgili konuşuyoruz. Yani konuşmaya çalışıyoruz ama sen sürekli bu kızdan bahsediyorsun. Selin de Selin. Ya arkadaşım bu neyin kafa karışıklığı ya? Hayatında ilk kez mi birini öpüyorsun? Evet şey... Evet sorduğum şey biraz saçmaydı ama ben şey demek istemiştim aslında. Selin kafamı karıştıran dün gece olanlar değildi. Sabah duyduklarımdı. Lütfen ikisini birbirine karıştırma. Ya ikisini birbirine karıştırma diyorsun ama bu ikisi maalesef birbirine göbekten bağlı. Selin. Dur, dur. Dur Demir lütfen. Lütfen gelme bak. Zaten kafam çok karışık. Yani benim kafam karışık değil aslında. Senin kafan karışık olduğu için benim de kafam karışık. Bak ben seni anlamak zorundayım. Peki tamam. Tamam. Sor. Ne öğrenmek istiyorsun? Sor. Sor gelsin. Nasıl yani? Ne sorarsam hepsine cevap verecek misin? Evet vereceğim. Gerçekten mi? Ne istersen. Özgürsün. Peki. İlk öptüğün kızı anlatsana. Gerçekten sorduğun soru bu mu? Evet. Ne sorarsam cevap verecektin hani. Peki. Çok güzel bir yazdı. Toskana'da bir arkadaşımın evindeydim. Demir, ilk kez bir kızı üniversitede öpmüş olamazsın herhalde.
Pardon ama bunu nereden çıkardın Selin? Arkadaşının evine Toskana'ya ziyarete kaç yaşında gitmiş olabilirsin ki? Yatılı okuldan arkadaşımdı. Ailesi davet etti. Ben de o yazı onlarda geçirdim. Ha. Kaç yaşındaydın? 12. 12 mi? Evet, diğer soruya geçelim. Dur. Kızı anlatmadın. Nasıldı? Esmer miydi? Sarışın mıydı? Güzel miydi? Ha, sen bayağı detay istiyorsun. Anladım. Peki. Hayatımda gördüğüm en güzel kızdı. Muhteşem kızıl saçları vardı. Böyle teni heykel gibi. O kusursuz tenin üzerinde pembe çiller. Yüzü o kadar güzeldi ki. Yemeklerde özellikle karşısına oturur. Uzun uzun yüzüne bakardım. Çok güzelmiş ya. Şahaneymiş. Az önce kendin sordun. Evet. Cevabımı aldım. Sen gerçekten oraya not almıyorsun değil mi bunları? Yok, merak etme, kimseye göstermeyeceğim. Doktor hasta gizliliği. Gerçekten hakkımda tek merak ettiğin şey bu muydu? İlk öptüğün kızı öğrendim. Son öptüğün kızı da biliyorum. Biliyorum, değil mi? Yani sen... Vay arkadaş ya, pes. Ya senin zaten dün geceydi. Arada ne kadar zaman geçmiş olabilir ki, ne yaşansın yani? Aradığında evde değildin. Ha. Sen de evde değildin. Neredeydin? Ha, sen bayağı ciddiysin. O kuyu cadısıyla birlikte çıktın yola. Eve de geç geldin. Sana gerçekten inanamıyorum ya. Ya zeytinyağı gibi su üstüne çıkma konusunda bir ustasın. Gerçekten. Ha, bayağı bayağı cevap bekliyorsun benden. Vedat'ın serasındaydım Selin. Aa. Ya. Vedat nasılmış? İyi, selamı var sana da. Demir, hı? Sen Vedat'a her şeyi anlatıyorsun ya. Yani sen bunu anlatmamışsındır değil mi? Çünkü anlattıysan ben gerçekten utançtan yerin dibine girerim. Selin, tabii ki anlattım. Adam suratımı görünce anladı zaten. Nasıl ya? Nasıl anlayabilir? Bu insanın yüzünden anlaşılır mı? Beş karış suratla görünce sordu tabii. Ben de senin gibi yalan söyleme adetim olmadığı için Bora ile Merve'nin evlendiğini anlattım. Ha, sen onu... Hayır. Tamam o zaman. Senin sen ne... Selin. Ya tamam, neyse, seansımızı bölüp duruyorsun. Soru sormayayım diye kafamı karıştırıyorsun. Asıl sen benim kafamı karıştırıyorsun. Dikkatimi başka yerlere çekip söylediğin yalanları unutturmaya çalışıyorsun bana. Unutmayacağını biliyorum. Demir. Ben özür dilerim. Bitmez bu gece. Son bir soru daha sorabilir miyim? Bekle. Sor. Bana biraz çocukluğunu anlatsana. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Herkesinki gibi bir çocukluktu işte. Nasıl bir evde büyüdün peki? Thank you.
Bana yalan söyledin. Başka çarem yoktu, anlamıyor musun? Ben bu kadar yalanla yaşayamam. Yüzüne bakmaya bile tahammülüm yok artık. Bu kadar kolay yalan söyleyebilen birine nasıl güveneceğim ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.